Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçgende açılar 2 dersiyle tekrar beraberiz. Soru çözerek başlayacağız bu derse. Şimdi bu örneğimize bakıyoruz. Bir bakıyorum ikizkenar. Oh diyorum, rahatlıyorum. İkizkenar olunca çok rahatlıyorum. Neden? Soru ikizkenarsa aslında kolaylaşıyor. Çünkü kenarlar eşitse arkadaşlar tak tak açılar da eşittir. Yani bu açı x ise bu açı da x oluyor. Daha sonra birinci dersimizden bir şey öğrenmiştik. Bir dış açı kendine komşu olmayan şu iki iç açının toplamına eşittir. Bu dış açı olduğuna göre 50 artı 10, 60 burası yapar. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bakmanızı istiyorum. Sadece bu üçgene odaklanın. İç açıların toplamı 180 derece değil mi? X, x, 60, 180 etmeli. Yani toplamda xx, 2x artı bu 60'la beraber 180 yapacak. Şu 60'ın sıfırlarını yazayım. 60'ı karşıya eksi olarak at. 120, 2x 120 ise x 60'tır. Bitti. Aşağıdaki soruya bakalım. Bu soruda da iki tane açıortay var arkadaşlar ve hiçbir açı verilmemiş. Hiç korkmana gerek yok. Yapman gereken şey şu. Açıortaylara isim vermek. Bu açıortay AA olsun. Açılar eşit olduğu için. Bu da B ve B olsun arkadaşım. Şimdi ne görüyorsun şu üçgene bakınca? Bak ben bakınca şunu görüyorum. Şu küçük üçgende bir dış açı iki iç açının toplamına eşittir. Bak yani x eşittir. Şuradaki x eşittir. A ile B'nin toplamına. Şu küçük üçgene odaklan sadece. X dış açıdır. A ve B birer iç açıdır. Şunları unut, tamam mı? Sadece şu bölgeye bak. Tamam. Şimdi X eşittir A artı B. Bunu öğrendim. Kenarda kalsın. Dursun. Sonra arkadaşlar büyük resme bakın. Büyük resme odaklan. Büyük üçgene odaklan. Ne görüyorsun? 2A. 2B ve X. Üçünün toplamı 180 yapmayacak mı? 2A artı 2B artı x eşittir 180 yapmalı. Çünkü üçgenin şu üçü 3 açılıdır. Toplamı da 180 yapar. Şimdi arkadaşım a artı b x ise 2 artı 2b ne yapar? Evet, duyar gibiyim. 2x yapar. Aferin. 2x 1x daha ne yaptı? Bakın burası komple 3x yapar. Eşittir 180. Tamam mı arkadaşlar? Bunun yerine x'li değerini yazdık. A artı b x ise 2 artı b 2x'tir. Tak yerine yazdım. Toplam 3x 180 ise böl 3'e x 60 yapar. Tak bitti. Şimdi gelelim şuraya. Bumerang kuralı. Bu da bu şekil arkadaşlar bumeranga benziyor. Bu Avustralyalı'nın yerleri var. Aborjinler. Onların kullandığı bir yer. Böyle fırlatıyorlar. Dönüyor dönüyor dönüyor. Tekrar başladığı yere geliyor. Garip bir şey. Ona benziyor diye. Biz de buna bumerang kuralı diyoruz. Bu kuralın özelliği şu arkadaşlar. Bu üçgende, bu bozulmuş üçgende şu 3 tane küçük içerideki açıların toplamı arkadaşlar bu dışarıdaki geniş açıyı verir. Yani burası A, burası B, burası C ise bu dışarıdaki geniş açı A artı B artı C olur. Olay budur. Şimdi alttaki örneğe bakalım hemen. Altta örnekte çok güzel. İkizkenarlık vermiş. Harika. İkizkenar görünce rahatlıyorum. Oh diyorum. Kenarlar eşitse açılar da eşittir. Bu 40 ise bu da 40. Daha sonra büyük şekle bakıyorum. Büyük şekle bakınca ne görüyorsun arkadaşım? Bu 4x, x artı 40 ve 60'ı toplayıp 180'e eşitleyerek de bulabilirsin ama yeni öğrendiğimiz kuralı uygulamak istediğim için 40, 40, 80. Şu küçük üçgende buraya ne kalır? 100 kalır. Çünkü şu küçük üçgende şu bölgede 3'ün toplamı 180 yapar. Daha sonra ne biliyorum? Bu geniş açı olan 100 buradaki 3 dar açıya dar açının toplamına eşittir. Yani 4x, x ve 20'nin toplamına eşittir. 4x, x daha 5x yapar. Artı şu 20'yi eklerim. Şu bu bölgeyi görmeyin. Sadece bu merakı görün. Böyle bir eşitlik olur. 20'yi at karşıya 80. 5x 80 olur. Her tarafı böl 5'e. X eşittir 16. X 16 çıktı arkadaşlar. Böylece ilk sayfanın işini bitirdik. Gelelim ikinci sayfaya. Şu örneğe bakalım. Çok güzel. Yine iki tane ikizkenarlık vermiş. Biri burada, biri de burada. Süper. Şimdi şu açıortayı önce ne yapıyorum? İsimlendiriyorum. A diyorum. A diyorum. Bu ikiz kenar olduğuna göre kenarlar eşitse açılar da eşit. Bu da A'dır o zaman. Doğru mu? Doğru. Daha sonra bir dış açı iki iç açının toplamına eşittir formülünden. Bu x A ve A'nın toplamına eşit değil mi? Yani 2A. Burası 2A etti mi? Tamam. Daha sonra arkadaşlar şu küçük ikiz kenarı kullandıktan sonra büyük ikiz kenarı kullanın. Şurayı. Bunlar birbirine eşit ya. Bu buna eşitse bu açı da buraya eşittir. 2A ise burası da 2A. Evet, şimdi büyük resme bakın. Büyük resme odaklanın.
2A ve A artı 20'nin toplamı 180 yapacak. 3 tane için toplamı 180 yapar. 2A, 2A da 4A. 1A da 5A artı 20 ekleyin. 180'e eşitleyin. 20'yi at karşıya, 160. 5A 160. Böl 5'e 32 mi yapıyor? Evet, A 32. Bitti mi? Bitmedi. Bizden X'i istiyordu bak. X'i istiyor. A'yı istemiyor. Hemen cevaplarda 32 varsa oraya atlamayın, tamam mı? X'i istiyor. X 2A'ydı. 32 2 ile çarp. 64. Hemen yanındaki örneğe geçiyoruz hızla. Burada bir bilgi verilmiş. AD diktir DC'ye demiş. AD DC'ye dik olacak. Yani bu AD bu DC'ye dik olacak. O zaman şurası 90 derece yani. Tamam mı? Dikliği vermiş. Tamam. Eşitlikleri vermiş. Hemen isimlendiriyorum. Şu ikiz kenarda bu açı A ise bu açı da A'dır. Çünkü kenarlar eşit. Tamam. Daha sonra dış açıya geçiyorum. Şu dış açı, şu iki iç açının toplamına eşit değil mi? Evet. Aferin. 2A. Şimdi burada da ikiz kenarlık var. Bu kenarlar ise bu açılar da eşit. 2A ise burası da 2A. 2A evinizin her şeyi. Reklam gibi oldu be. 2A, 2A. Evet. Neyse. Şimdi burayı ne gördük arkadaşlar? 3A oldu toplamda. Bak buradan buraya. 3A yaptı mı? 3A eşittir. 90 derece demedik mi? Daha önceden bilgisi verilmişti bize 90 diye. 3A 90 ise A kaç yapar? Aferin, 30 dediğinizi duydum. A 30. Peki neyi istiyordu? X'i. Hemen A yerine 30 yazayım. 2A ne yapar? 60. 2'ye 60. A 60 60 120. Buna da 60 kaldı. Süper. Aynı zamanda eşkenarmış bu. Bunun da işi bitti. Ne yapıyoruz? İşini bitirip atıyoruz. Atabilirsek tabii. Ve son iki örnek. Şimdi şu üçgende bir dörtgen görüyoruz arkadaşlar. Bu dörtgenlerde ne yapacağız biliyor musunuz? Üçgene benzeteceğiz, tamam mı bunu? Diyeceğiz ki ya şuradan da bir çizgi çeksem üçgen, şuradan da çizsem üçgen, ne yapsam da bunu güzel bir üçgene benzetsem diye düşünüyorum. Sonra aklıma şöyle bir şey geliyor. Diyorum ki şuradan şuraya çizdim. Burada bir üçgen elde ettim. Şurada da bir üçgen elde ettim. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası 60 ise şu kalan iki parçaya 120 kalmaz mı? Toplamı 180 yapacağından. Evet. 180'e 60 çıkardım, 120. Buraya bölüştüreceğim. Nasıl? Eşit bölüştüreceğim. Çünkü kenarlar eşitse açılar da eşit. 60, 60 diye bölüştürdüm. Aa ne gördüm? 60, 60, 60. 3 açı eşitse 3 kenar da eşittir. Demek ki burada bir eşkenarlık var. Bakın bir eşkenar üçgen elde ettim. Şu pembeye odaklan. Hop. Eşkenar üçgen mi? Evet. Aa eşkenarsa burayla burada eşit oldu o zaman. İkiz kenarlık çıktı. Ne güzel. Burası toplamda 70 değil miydi? Evet. Buraya 60 verdiysek buraya 10 kaldı mı? Evet. Şimdi bu ikiz kenarda burası 10. Şu açıları bulalım. Bu kenarlar eşit olduğu için bu açılar eşit zaten. 180'den 10'u çıkarıyorum. 170. Bu ikisini eşit paylaştırıyorum. Buna 85 gider. Buna 85 gider. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok. X ne oldu bakın? X bu açının hepsiydi. 60 artı 85 oldu. O zaman 66 85 ne yapar? 145 derece. Onu da eşitti. Ve son soru. Burada alfa eksi betayı soruyor arkadaşlar. Şu açı alfa, bu açı beta. İkiz kenarlık var. Süper. İşim kolaylaştı demek ki. Hemen dış açıyı uyguluyorum. Şu dış açı alfa artı 20 değil midir? Pardon. Beta artı 20 değil midir? Beta artı 20. İkiz kenar olduğuna göre bu açı da beta artı 20'dir. Daha sonra tekrar dışarıdaki en büyük dış açıya bakın. Alfa'ya bakın. Alfa bu bir dış açı. Hangi iki iç açının toplamına eşittir? 20 ile alfa artı 20'nin toplamına eşittir. Alfa dış açı olarak şu iki iç açının toplamına eşittir. 20 artı beta artı 20 yani beta artı 40 alfaya eşittir. Bana ikisinin farkını soruyor. Farkının 40 olduğu belli. Ya da bu betayı buraya eksi olarak at. Alfa eksi beta eşittir 40 yapar. Ve böylece bu ders biter. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.